Nisan bitenleriyle karşınızdayım. Şöyle bitirdiğim ürünlere geçiyoruz. Bir iki tane bitmeyen ürün var ama bugün yarın biteceği için buraya dahil etmek istedim. Çünkü Nisan ayına aitler. Daha çok Nisan ayında kullanmış oluyorum. Biraz önce bir DM'den bir arkadaş yazdı, aranızdan biri. Konuşurken çok hızlı konuşuyormuşum. Ben ona yazdım ki hani çünkü videolar uzun sürmesin diye, yani yavaş konuşsam herhalde size dizi film falan çekeceğim. Kendisinin önerisi videolarını 2-3 parçaya böl. Haftada 2 ya da 3 kere yayınlayacağına her gün yayınla. Ben her gün yani benim takip ettiğim bir YouTuber, çünkü ben de sizler gibi YouTube izleyicisiyim. Benim takip ettiğim bir YouTuber her gün videoyu yayınlasa bana pek de şey gelmez. Hani derim, ha zaten yayınlıyor, zaten onu sonra izlerim falan diye. Daha az video yükleyenlere, az video paylaşanlara herhalde öncelik veririm. Bilmiyorum, ben bu şeye sıcak bakmadım pek ama kendisi denememi söyledi. Denemeye niyetim yok. Şu anlık yok. Zaten eğer herhangi özel bir durum olursa, hani günlük video çekmem gerekiyorsa çekerim ama şu anda öyle bir şey yok. Günlük vloga gelince arkadaşlar, ya günlük vlogda inan arkadaşlar, birincisi şöyle, benim çalıştığım ortamda, çalıştığım yerde, şöyle elim masaya vurmuyorum çünkü kamera sürekli sallanıyor. Mağazayı çekip dışarıya göstermek yasak. Aslında bütün mağazalarda bu böyle ama bizim ülkemizdeki insanlar bilmiyor. Ya da mağazada çalışan ahbapları var, onların sayesinde. Lütfen sizden de rica ediyorum, bunu yapmayın. Yasak arkadaşlar, her yerde, bütün, mesela özellikle bu zincir mağazalardan bahsediyorum, ülkemize ait olmayan, sadece ülkemize gelip orada işte patentleri falan olan mağazalardan bahsediyorum. İnanın onların üst yetkilileri gördüğü zaman büyük bir problem olur. Hani ben mesela bir yerde çalışıyorum diye bir tanıdığım gelip de mağazanın içerisinde her tarafı gösterip, hani buna hakkı yok çünkü gerçekten yasak, hatta çalışanların da çıkış sebebi. Lütfen bunu siz de yapmayın. Belki ben bir anlık bir şey gösterebilirim ama genel olarak mağazanın içerisindeki durumu gösteremem. Ondan dolayı sizlere günlük vlog, yani evde çeksem çeksem neyi çekeceğim bilmiyorum. Çünkü iş hayatım gerçekten çok canlı geçiyor. Çok dinamik geçiyor. Çünkü bütün gün böyle full tempo çalışıyoruz. Ya da full dedim de şu anda Almanca. Full tempo çalışıyoruz. Yani bilemiyorum. Eve gelince de böyle gerçekten bambaşka bir dünya. Sessiz, sakin. Belki sizler beni hep böyle gördüğünüz için dış tarafı da merak ediyorsunuz. Sizleri anlıyorum. Bir de arkadaşlar, benim yaşım 40. Benim yaşımdaki insanlar böyle Almancası Aufmerksamkeit sendromu. Hani ilgi çekmeyi seven, ilgi çekmek delisi olan bir insan grubu değil. Çoğunun da sosyal medyada şeyleri yok. Yani varsa da hiç aktif değiller. Sadece etrafı göz çok kolaçan falan ediyorlar. Yani sosyal medyada kendi resmini bile paylaşmayan, kendi çevresine, takipçilerine bile paylaşmayan bir insanın yüzünü ben çekip sizlere YouTube'da paylaşamam. Onun için bazı şeyleri hani sizin görebildiğiniz kadarını size ancak gösterebilirim. Umuyorum ki anlayışla karşılarsınız. Gerçek beni böyle göre, ya yalnız falan, yalnız değilim, inanın bana yalnız değilim, inanın bana yalnız değilim, hani öyle burada kaldım, gurbetteyim, yalnızım falan, asla. Benim çok kalabalık büyük bir sülalem var, bir çok kalabalık büyük bir arkadaş kitlem var, internasyonal, multikulti ve çok kalabalık da bir iş ortamım var. Eve gelince benim en özel, en huzur, en mutlu olduğum yeri en azından sizinle paylaşıyorum. Yani böyle bu konu hakkında da düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Hemen geçiyorum bitenlere ve arkadaşlar, hemen şöyle önümü alayım ve başlayayım. Önce şundan başlayacağım. Almanya alışverişimden, DM'den aldığım Balea markasının birkaç tane ürününü almıştım. Bazılarını sevdim, bazılarını sevmedim. Galiba elimde şu anda Balea'nın sadece saç maskesi kaldı diye biliyorum. Onu yani aslında çok yoğun nemlendirmiyor, yetersiz ama yani sabaha kadar beklettiğim için o maskeyi, fena değil. Şu anda elimde Balea'nın temizleme suyu var arkadaşlar. Bu içerisinde portakal çiçeği suyu varmış. Hassas ve kuru ciltler için
Hem göz, hem cilt, hem de dudak için şöyle bir ürün. İçerisinde bir seferlik kaldı. Onu da bu akşam kullanıp bitiririm. Ben bunu cildime falan uygulamıyorum. Çünkü dudaklarda da böyle kalıcı, hani şu andaki ruj temiz çıkartır kremsi olduğu için. Ama mat rujları falan çıkarmada çok etkisiz olduğunu biliyorum. Parfümsüz, alkolsüz göz etrafımı hiçbir zaman tahriş etmeden kullandım. Dediğim gibi hassas ciltler için. Ve ben bunu sadece hani şu anda cildimi bir jel yağ ile temizliyorum, biyotermin. Ondan sonra gözlerimin, cildimi yıkadıktan sonra gözlerimin etrafında hani pamukla kalan makyaj artıklarını temizliyordum. Onun için iyiydi ama böyle genel olarak makyaj temizleyicisi için pek de yeterli bir ürün olmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi bugün son, ondan sonra çöpe atacağım. Bir daha alır mıyım? Yani bilemiyorum. Eğer bana bir yerden gelmezse, gelirse kullanırım ama kendim bir daha alacağımı sanmıyorum arkadaşlar. Ve tekrar Balea'dan yine kıvırcık saçlar için şekillendirici köpük 3 sertliğinde, yani 3 kuvvetinde. Ya bunun aslında yapış yapış yapmıyor. Güzel yapıyor ama sevmediğim tarafı, saçlarıma uyguladıktan sonra mesela saçlarımı böyle salladığımda böyle saçımda sanki toz 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 uçuşuyormuş gibi bakıyordum. Sanki bu uyguladığım yerlerde böyle sanki hafiften kepeklenme falan hissiyatı bırakıyormuş gibi geliyordu bana. Onun için yani bunu da bir daha alacağımı sanmıyorum. Şöyle göstereyim. Ve sonra neye geçiyoruz? Şöyle Elmex'ten Sensitive Plus hassas ve ya hassas diş etleri için ve diş taşları için arkadaşlar. Şöyle alkolsüz bir ağız bakım gargarası. Bu benim ilk kullanışım değil. Birkaç tane daha kullandım. İsviçrelilerin en çok sevdiği markalardan bir tanesi. Geçenlerde ben bir yerde okudum. Orada bir diş doktoru diyor ki röportajında, diş macunu ve diş ağız bakım gargaraları kullandığınızda şeffaf olanları, renksiz olanları tercih edin. Hani dişlerinizi renklendirme ya da diş beyazlığı hakkında konuşulmuştu orada. Kahve, sigaradan, şundan bundan ziyade bunları da hani o şekilde dikkate alarak alırsanız, yani sadece söylemek istedim çünkü ben bundan sonra ona da bakacağım. Gerçekten renksiz olanları almayı tercih edeceğim. Ve sonra burada Coop mağazaları var. Hem yiyecek hem de bazı farklı ürünleri bir arada, işte kıyafet olsun başka her türlü ürünleri satan bir yer. Kalite olarak da hani Migros'un bir level üstünde, onu söyleyeyim İsviçre'ye göre. Şöyle o Coop markasının Quality Prix diye böyle uygun fiyatlı, hani ekonomik uygun fiyatlı ürünleri var. Onlardan da işte bu kozmetik alanında tırnak çıkartıcısı asetonsuz, içerisinde balm varmış, provitamin B5 varmış ve bir de kolajen varmış arkadaşlar. Ben kolajeni görünce arkasına baktım, en son sırada kolajen ama yazarlarken ön tarafa kolajeni ihmal etmiyorlar. Yani fena değildi, iyi bir ürün, tekrar alabilirim. Şu anda elimde başka bir marka var. Ve sonra arkadaşlar şundan bir tane kaldı. Onu da bu akşam alacağım için hani göstermek istedim sizlere. Elimdeki benim çok böyle vücudumda ağrı sızılar vardı. Sabah uyandığımda kendimi yorgun, halsiz hissediyordum. Magnezyum eksikliği mi var diye eczaneden magnezyum tozu aldım. İçerisinde B6, B9, B12 ve limon aromalı arkadaşlar. İnanılmaz tatlı. Yani o kadar tatlı ki ağzıma aldığım zaman su içmek zorunda kalıyorum. Ya böyle bir ürün. Fiyatı da burada 27,50'ymiş. Ya hani bir etkisini görmedim. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz diye gösterdim arkadaşlar. Çünkü ben birkaç tane multivitamini hepsini bir arada aldım. Baya bir deprem görmüş gibi oldu vücudum. Onun için yani bilemiyorum. Bir daha bunu, yani bilmiyorum arkadaşlar, bir şey söylemeyeyim ama ben çok hayal kırıklığına uğradım. Zaten kendim de ilaç kullanan bir insan değilim. Başım ağrısa da dişim ağrısa da bekliyorum, kendi kendine geçsin. Kolay kolay ilaç kullanmıyorum. Ve sonra arkadaşlar neye geçiyoruz? Şöyle pembe kutunun gönderdiği Dikla markasında güneş koruyucu, anti aging el ve tırnak kremi. Kendisi hilorin asitli içerisinde, hilorin var ve argan yağlı.
Olgun tırnaklar ve eller için. Ben olgun kategorisine mi girdim? Ne zaman? Hangi ara? Ya daha dün gibi sanki ya bu 30'lu yaşlar daha zamanlı değil kullanmam diye ürünlere bakıyordum. Bakın şu anda 40'lardayım arkadaşlar. Yavaş yavaş 50'ye geliyorum. Demek ki 50'den sonra olgun kategorisine giriyorum. Neyse arkadaşlar, kreme geçelim. İyi bir kremdi. Gerçekten güzel bir etki veriyordu. Yapışkanlık hissi vermiyordu. Elime de süper bakım yaptığını söyleyebilirim. Güzeldi arkadaşlar. Hani böyle kuruluk falan hissettiğim takdirde hemen uyguladığımda inanılmaz anında böyle hissediyordum yani. Hem esnekliğini, elimi oynatışını falan, hem de kuruluk, herhangi bir şey kalmıyordu. Kış aylarında genelde kullandım. Bitti. Memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi oldu. Siz de bakabilirsiniz. Ve sonra arkadaşlar, ben işte böyle şeylere çok üzülüyorum. Şimdi beğenmesem atsam başka, ama beğendiğim ürün daha ben bitirmeden kullanılmaz hale gelirse çok üzülüyorum. Bu Nivea'nın Styling krem jeli arkadaşlar. Care Hold yazıyor. Çok güzel kokuyor. Ben aslında Nivea'nın genel olarak ürünlerini çok seviyorum. Şampuan olsun, vücut losyonu olsun, vücut sütleri olsun. Özellikle vücut sütlerini uyguladığım takdirde hani kokusu da teninizde parfüm gibi geliyordur. Kesin sizlerde de böyle oluyordur diye düşünüyorum. Bu çok güzeldi. Ben saçlarımı bu şekilde topladığımda hani buralara uygulamak için uyguluyordum. Bugün kullanmak istedim. Saçlarımı böyle toplayınca hani dedim bebek saçlar falan, bu elektriklenmeler görünmesin, düzgün dursun diye. Maalesef içerisinde böyle yapısı kurumuş, böyle elimde ovuşturduğumda artık dağılmıyordu. Onun için yani bitmeden şöyle çöpe atıyorum, ama bayağı da kullanmışım yani, bitmeye yakınmış. Tekrar alacağım. Çünkü saçlar sert yapmıyor. Krem jel olduğu için kuruduğu takdirde bile kepek kepek göstermiyor jöle gibi. Onun için kullanacağım ürünlerden bir tanesi, tekrar alacağım. Zaten bunu daha önceden yine almıştım. Bu galiba ikinci ya da üçüncü, bilemiyorum. Ve sonra arkadaşlar şöyle elimde iki tane kullandığım maske var. Şu Beauty Pro markasının göz terapi mucizevi göz maskesi. Kolajenli ve yeşil çaylıymış kendisi. Şöyle göstereyim. Ben bunu bazen sabahları uyandığımda gözlerimin etrafı şişik olduğunda işte oralara uyguluyorum. İşte ağzımı yıkıyorum falan, çay, bir kahve falan bir şeyler yapıyorum. Duşumu falan almam gerekiyorsa, her neyse. 10-15 dakika bekletiyorum. Sonra şey yaptığımda gerçekten çok pürüzsüz, düzgün bir efekt veriyor o anlık. Tabii ki bakım amaçlı değil, o anlık bir efekt verdiğini düşünüyorum ve o şişliği geçirdiğini düşünüyorum. Özellikle buzdolaptayken hani bekletip de çıkardığınızda çok güzel. Zaten buzdolabında bunlar, daha da var. Elimde birçok var arkadaşlar. Tekrar kullanacağım. Tekrar görebilirsiniz ileriki videolarda. Ve şöyle pembe kutunun bana gönderdiği Neutrogena'nın Ageless Boost, pürüzsüz ve genç görünümlü ciltler için olduğunu söylüyor. Hidrajel maskesi ve iki parçadan oluşuyor. Şöyle göstereyim size. Kesin görmüşsünüzdür bunu alışveriş yerlerinde. Bu hani daha önceden ben bunun maskelerini uyguladığımda gerçekten şey suratıma çok büyük geliyordu, ama bu tam süper oturdu arkadaşlar. Bir de iki parçalı olduğu için kullanımı daha iyi. Sadece daha önceki Neutrogena'nın, yok Garnier'in ürünlerini kullandım. Neutrogena'nınki ilk, yok 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 galiba. Ah, hatırlamıyorum, ama Garnier'inkini birkaç tane maskesini almıştım. Bunların içerisinde inanılmaz ürün var. Mesela maskeyi çıkartıyorsunuz, hala burada ürün var ve ben bu ürünü küçük bir yere boşalttım. O ürünü de birkaç gün serum olarak cildime ve boğazıma, dekolteme kadar uyguladım. Güzel bir efekt veriyor. Memnun kaldım. İleride tekrar alabilirim. Güzel de nemlendiricilik hissiyatı bırakıyor. Ya bakabilirsiniz siz de kullanmadıysanız eğer. Ve sonra arkadaşlar şöyle yine DM'den aldığım Shabenz markasının Beauty serumu ve Hyaluron serumu. Şöyle iki tane böyle serumlardan oluşuyor. Hatta belki şöyle göstereyim size. Instagram'da da paylaşırım. Çünkü ne kullandıysam orada yazmak istiyorum. Sizlerin de işine geldiğini düşünüyorum. Şöyle serumlar arkadaşlar, kırıyorsunuz. İçindekini damlatıp avucumla ısıtıp yüzüme böyle pat 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 uyguladım.
Yani bu hilurin serumları buna nazaran birazcık daha cildinde böyle gerginlik bırakıyordu. Hazır diyordum, acaba kurudu mu ne? Çünkü hani hissediyordum gerginliğini falan. Ama bunda öyle bir şey hissetmedim. Gayet iyiydi. Bu Almanya'da Dermatest tarafından onaylanmış ve çok iyi diye onay almış, etiketlenmiş. Hepsi de öyle arkadaşlar. Yani uygun fiyatlı dedim, bir deneyeyim neyin nesi diye. Fena değiller, iyiler. Eğer uygun fiyatlı ürün arıyorsanız Almanya'da yaşayanlar bakabilirsiniz, kullanmayanlar varsa. Ve şöyle neydi bu markanın ismi? Bu ismi nerede? Ha, şu Delida markasının içerisinde bir tane şey vardı arkadaşlar, krem vardı. Aslında benim açtığım paket vücut yağıydı ama içerisine de böyle bir tester koymuşlardı. Allah'ım bir kullandım bacaklarımı inanın tekrar yıkadım. Çünkü inanılmaz kötü kokuyordu. İnanılmaz kötü kokuyordu. Bozulmuş muydu artık neydi bilmiyorum ama bir daha kesinlikle almayacağım. Bu arada zaten alamam da, İtalya'ya ne zaman gideceğim? Yo yo, İtalya'ya ben bu sene gitmek istiyorum. Organik bir ürün. Aslında Delida'nın ürünleri çok iyi. Ve sonra arkadaşlar neye geçiyoruz? Şöyle Dr. Kitzinger'den Moisturizing Serum var arkadaşlar. Bütün cilt tipleri için. Ben bunu baya baya bir beğendim gerçekten. Ben Dr. Kitzinger'in daha önceden de bazı ürünlerini uyguladım. Hatta şu anda da cilt leke kremi var. Onu uyguladım. Elimde bir tane. Onunla alakalı da video çekeceğim. Ne zaman çekeceğim bilmiyorum. Ürün biteli herhalde bir ay oldu. Yok, 2 ay oldu ve ben o ürünü 3,5 ay kullandım arkadaşlar. Hani etkisini gösterebilmek, sizlerle paylaşmak adına. Ama mutlaka çekeceğim. Sadece iyi hazırlanmam gerekiyor. Sitesine girip bir araştırayım neyin nesidir diye size daha detaylı bilgi vermek için. Çünkü hem Avusturya markası, doktorun kendisi de zaten Avusturyalı. Avusturya'da, Almanya'da, İsviçre'de, hatta Fransa'da da satıldığını biliyorum. Şöyle. Bunu ileride alacağım arkadaşlar. Dermakozmetik bir ürün. Onu söyleyeyim. Ve sonra, ah, burnuma kaşıntı girdi. Ve sonra arkadaşlar Catrice'in şöyle One Minute Face Perfector Magic Finish bir fondöteni vardı. Şöyle Moss fondöten, köpük fondöteni. Ben aslında köpük ürünlerini çok sevmiyorum. Hiç kullanmıyordum ama bunu gayet güzel, rahat, kolay uyguladım. Çünkü çok doğal bir duruş bırakıyordu. Ben de çok kullanmıyordum açıkçası. Bunu şöyle uygulayabilirsiniz. Fondötenizin altında eğer gerçekten çok problemli bir cildiniz varsa önce hani alt baz olarak corrector gibi kullanabilirsiniz. Ya da normal benim gibi bir cildiniz varsa normal çok az fırçayla ya da hangi ürün aplikatörle rahat ediyorsanız, sünger mi artık, elinizle mi, fırçayla mı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitirdim. Bunu sadece deneme videosunu çekme amacıyla aldım. Zaten göstermiştim size. Sonra da sevdim ve böyle her gün kullanmaya başladım. Hani öyle elim buna gidiyordu. Bunu bitirin demiyordum. Çünkü yeni bir ürün. Hani bunu bir sene falan bırakabilirdim ama her gün elim ona gitti ve bitti. İnanılmaz yani, bilmiyorum. Ama elimde şu anda başka fondötenler var. Onları bitirmek istiyorum. Yeni almak istediğim de fondötenler var. Bu an, şu anki cildimde gördüğünüz fondöten NYX'in yağı ile Kiko'nun fondötenini karıştırdım. Çok hafif uyguluyorum. Böyle ışıltılı güzel bir görüntü veriyor. İlk birkaç saat sonra yağ uçuyor mu, cilt mi emiyor artık ne oluyorsa parlaklık falan kalmıyor. Ben böyle ışıltılı, parlak, nemli nemli duran ciltleri sevdiğim için böyle kullanmayı şu anda tercih ediyorum. Ve sonra neye geçelim? Bunları ben birkaç video öncesinde cilt bakımı rutinimde göstermiştim arkadaşlar. Lancôme Visonne Advanced Multi Correcting kremi. Bunu daha önceden de kullandığımı hatırlıyorum. Şunu ilk defa kullanmıştım. Bundan da gayet memnun kaldım. Lancôme Enerji de Renew The Sleeping Mask, gece maskesi. Bunu ben haftada bir veya iki kere kullanabilirsiniz ama ben bunu gece kremi gibi kullandım. Çok ince sürerek gerçekten cildime tam anında, hani ihtiyacım olduğu anda güzel nemlendiricilik verdi. Sabah uyandığımda cildim daha böyle berrak ve net görünüyordu. Hani pürüzsüz falan demeyeyim, zaten benim pürüzsüz bir cildim var. Sadece nemsiz şu aralar. Benim cildimde kırışıklık yok. Bazen bana soruyorsunuz, cildime herhangi bir işlem yapmadım, botoks falan filan o tür bir işlem yapmadım arkadaşlar. Yaparsam zaten sizlerle paylaşırım. 40 bin kere söyledim. Benim sadece cildimdeki sorunum elastikiyat kaybı. Hani ben çabuk kırışacağımı sanmıyorum. Sadece elastikiyatım işte o olabilir. Elastikiyat kaybı ki zaten şu anda da var. Bakıyorum arkadaşlar. Mesela
ultra terapi yöntemine bakıyorum. Ama ülkemizde manyak fiyatlarda, eğer sizin öyle tanıdıklarınız falan varsa şu sesimi duyurursanız, yani makine aynı. Neden başka yerlerde atıyorum 100 liraysa başka yerde 1000 lira? Yani neden? Hani hangi, hani neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Hani oturttuğunuz koltuk mu altından, elmastan? Benim öyle bir kompleksim yok. Ben normal bir yatakta, koltukta da uzanabilirim. Yani yaptığınız aletin kendisi aynı. Hani hepiniz aynı markayı kullanıyorsunuz. Hani kullandığınız jel mi altın tozundan? Yok, ben almayayım. Ben mütevazi bir insanım. Bana normal bir aloe vera jeliyle de yapabilirsiniz. Yani çok saçma. Gerçekten biraz kendinize gelin. Gerçekten böyle, yani bilmiyorum. Hani sürekli bir müşteri istiyorsanız, o zaman biraz fiyatlarda da artık yani mantıklı bir fiyat yapın. Hani bir tanesi 200 liraya yapıyorken sen neden 2000 diyorsun? Hani isyan edeyim bu arada. Lancôme markasını çok seviyorum. Benim ilk göz ağrım, ilk high-end ürünlerim, marka olarak tabii ki birçok ürünü kullandım. Benim cildime, yani cildimin aldığı bir ürün, bir marka. Severek kullanıyorum. İleriki dönemlerde tekrar alacağım. Kullanmayanlar varsa baksın, gerçekten cilde nemlilik veriyor ve cildi gerçekten inanılmaz, benim cildime en azından düzgün ve pürüzsüz, pürüzsüz gösteriyor, düzgün gösteriyor. Ve sonra geçiyoruz Bepanthen Plus Krem. Bunu her zaman görüyorsunuz. 2 ayda, 3 ayda bir videolarımda görüyorsunuz. Ellerim falan kuruduğunda bu ay, ya yani daha doğrusu bu son 1-2 ay çok kullandım. Ve dirseklerime, şuralarıma falan uyguluyorum arkadaşlar. Ayaklarınız da eğer çok kuruyorsa, ayaklarda da çok güzel işe yarıyor. Elimde yenisi var. Tekrar tekrar göreceksiniz. Görüyorsunuz değil mi benim favorilerimi? Bakın kaç bir kere gördünüz onu. Şöyle Biotherm'den Life Plankton Elixir diye bir serum uyguladım arkadaşlar. Sadece bir seferlikte güzel bir etki aldım. Bunu ileride alabilirim kullanmak için. Bir keresi bile bana yetti. Ve sonra arkadaşlar şöyle pembe kutunun gönderdiği Nature Box'tan şöyle sulfatsız, silikonsuz ve parabensiz preslenmiş avokado yağı ile bir şampuan arkadaşlar. Hem uçlardaki kırıkları koruyormuş hem de saçları onarıyormuş. Şöyle bir şey. Ben bunu ya ileriki dönemlerde tekrar alırım ama şu anda Organics'in bende argan yağlısı var. Bir tane daha var şu bu dünden dünkü videodan kalan. Şu bittikten sonra ona geçeceğim, Organics'in argan yağlısına. Güzel bir ürün. Bunu ileride tekrar mutlaka alacağım. Kullanıldığı takdirde hani saçlara o köpüğü bile, İçinde sülfat yok ama köpük nereden oluyorsa, o köpük bile saçlara güzel bir nemlilik veriyor. Ve sonra arkadaşlar şöyle yine pembe kutunun içerisindeydi. Bernengen markası Stockholm'un şöyle bir ürünü, gördüğünüz gibi o kadar beğendim ki dedim diplerine de geçeyim. Vücut kremi arkadaşlar. Nutrif Body Lotion. Gerçekten çok beğendim bunu. Yani güzel nemlilik hissiyatı veriyordu kullandığım takdirde. Bir de kullandığımda hani ovuşturuyorsunuz, emdirmesine yardım ediyorsunuz ya, o üzerindeki böyle parlaklık falan, o gerçekten çok güzeldi. Hem parlaklık veriyor hem de böyle yapışkanlık hissi yok. Onun için gördüğünüz gibi kesip içindekini tamamıyla aldım. Kokusu falan da pudramsı, çok nötr kokuyordu. Bu arada acele ediyorum çünkü video uzun sürsün istemiyorum ama 20 dakika geçti. Güle geçti. Şöyle yine pembe kutunun gönderdiği, bayağı pembe kutu sürekli gönderiyor bana. Retail of Namaste Hydrating Natural Skincare 24 saat kalıcı nemlendirici jel kremi arkadaşlar. İçerisinde kutsal lotus var ve Hint gülü var. Şöyle arkadaşlar, ben bu ürünü beğendim. Güzel nemlendiriyor. Özellikle yaz aylarında hani böyle ağır, yoğun bir ürün istemiyorsanız bir bakabilirsiniz. Etkisini beğeneceğinizi düşünüyorum. Birazcık kokusuyla sorunum var ilk kullandığım etapta ama alıştıktan sonra o da geçiyor. Tekrar bakacağım ürünlerden bir tanesi. Ve sonra arkadaşlar şöyle geçeyim. Bu Dior Skin Forever'ın mat olan, hani shine control mat olan fondöteninin bir testeri. Bendeki numarası 20. Cildim bir ara açık olduğunda, hani şey gece şey leke giderici krem kullandığımda cildim bayağı bir soyulmuştu, açılmıştı rengi. O zaman tester olarak çekmecemde duruyordu. Bunu kullandım arkadaşlar.
mat görüntüsünü sevmediğim için ben yine de NYX'in yağını damlatıp bunu parlak bir fondötene getirdim. O anda kullandığımda hoşuma gitti ama ilk kendisi mat, o an benim cildime uymadı. Hani o an için uymadı. Belki şu an bugün itibariyle kullansam farklı olabilir bu ısıda. Ama o zaman beğenmemiştim. Tekrar alacağım bir ürün değil. Zaten testtir. Ve sonra arkadaşlar şöyle şuna geçeyim öncelikle. Maybelline'in Snap Scarra maskarası ilk kullandığım etapta sizler zaten canlı yapmıştım live test. Baya güzel kirpiklerimi kaşıma kadar kaldırdı. Güzeldi. Fırçası birazcık şöyle göstereyim size. Böyle şeyli. Kıvrak. Şu kıvrak tarafını eğer bu şekilde yaparsanız kirpikleriniz böyle daha böyle kıvrık oluyor. Öbür tarafıyla yaptığınız zaman da kirpiklerinizi tek tek kavrayıp hani daha böyle dik dik yapıyor. Onu ben kendim de uyguladığımda keşfettim. Yani Maybelline'in şöyle bir şey var arkadaşlar. Maybelline'in maskaraları iyi diyoruz ama bunlar da öbürleri gibi dökülüyor yani. Pek performansı hani kalıcı değil. 2 hafta falan iyi, ondan sonra performansı diğer maskaralar gibi yani pek bilemiyorum. Tekrar alacağım ürün değil. Yani bilmiyorum. Ben sonlara doğru cozuttu diyebilirim. Onun için hani kurudukça içerisindeki artık dökülmeye başladı. Neyse arkadaşlar ve şöyle bir parfüm göstereceğim testini. Elimdeki parfümleri bitirmeye çalışıyorum. Zaten birçoğunu da parfüm bitenlerinde gördünüz. Sonra benim istediğim sıraya aldığım listeye aldığım parfümler var ama gidip böyle hurra 10-15 tane parfüm almayacağım, sadece gerçekten tek tek parfüm almak istiyorum çünkü mevsime göre parfüm kullanmayı seviyorum artık, eskisi gibi bir gün şunu kullan bir gün bunu kullan değil. Şöyle Maison Margiela'dan Paris'in Replica serisinden şöyle bir neydi bunun ismi, Wish Pierce in the Liberty ya da Library ya. Şöyle okumaya başlıyorum. Parfümün ismini. Oxford 1997. Benim kedim mi bağırıyor? Şöyle bir parfüm arkadaşlar testleri. Ben bunun Beach Walk'ını 2 senedir almak istiyorum ama diyorum elimdeki ürünler bitsin, elimdekiler bitsin. Bu yaz da kullanacağım parfümler var. Galiba bu yaz yine almayacağım. Hermes'in parfümünü de istiyordum yeni çıkanı. Onu da almadım. Henüz almadım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ben parfüm konusunda sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Benim geçenlerde üzerimde iş arkadaşım çok bir parfüm beğenmişti. Ben de onu kendim de beğeniyordum. Hatun gösterdim işte. Halbuki orada deneseydi daha iyi olurdu ama. Sonra kendisi o parfümü almış. Yani hemen değil yani bu beğendiği parfüm herhalde böyle bir yarım sene falan önce olmuştu. Kendisi şimdi o parfümü almıştı. Kendisine uyguladı. Ya ben içeri giriyorum çok kötü kokuyor. Çok berbat kokuyor. Sanki böyle üzerine sıkıyor. Bakmıyorum ne olduğuna. Tekrar artık dayanamadım dedim ya senin kullandığın parfüm beni çok rahatsız etti. Sanki meyve çürüğü gibi sana yakışmıyor her neyse. Sonra dedi aa ama dedi senin parfümündü dedi. Hani hatırlıyor musun bu diye ben evet ama bu parfüm nasıl kokar böyle dedim. Kadın gerçekten üzerine önümde sıktı. Yani onun teninde meyve çürüsü gibi kokuyor. Benim tenimde o şekilde kokmuyordu arkadaşlar. Ben şimdi size bunu burada gösteriyorum. Güzel falan diyorum ama gerçekten siz gidip parfümü önce bir deneyin. Bütün gün onunla geçirin. Ondan sonra teninize uyuyor mu uymuyor mu? Çünkü bende iyi duran benim beğendiğim parfüm illaki sizde iyi duracak diye bir şey değil arkadaşlar. Ya da fenomen diye almayın. Gerçekten parfüm de kişisel bir şey. Teninizle uyumu çok önemli. Kendinizle, kişiliğinizle uyumu, mekanıyla, ortamıyla, her şeyle uyumu çok önemli. Lütfen parfümleri alırken önce üzerinize sıkın. O arkadaşıma da iyi ki bunu söyledim. Beni nasıl anladı bilmiyorum. Çünkü gerçekten dedim ki meyve çürüğü gibi kokuyor, tenine yakışmıyor. Halbuki bende iyiydi ve birçok arkadaşımdan da pozitif feedback almıştım. Ama onda o şekildeydi. Bilmiyorum. Belki bundan sonra kendisi de parfüm alırken dikkate alır. İlla bunda iyi duruyor ben de alayım değil. Gerçekten çünkü uygun fiyatlı ürünler değil. Önce bir sıkıntı deneyin, ondan sonra bakarsınız. Evet arkadaşlar, Nisan bitenleri bu şekildeydi. Umuyorum ki arasında sizlere hani yani bir fikir alabilmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine konuşamıyorum. Hemen birisiyle böyle non-stop 20-25 dakika ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta konuşamadım arkadaşlar. Yani konuşamam, kesinlikle konuşamam. Hani böyle vesaire şeyle böyle arada bir pauza yaparak dinleyerek falan. Şu an dinleyeceğim bir şey yok ben kendim konuştuğum için.
Beni çevrenize önerirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.